Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde adım adım ilk yarının sonuna geliyoruz değerli izleyenler. 14. haftanın toplu sonuçları: Tofaş bu haftayı bay geçerken zirveye yakın ekiplerden Beşiktaş, Sonpo Cepen, Galatasaray ve Anadolu Efes hata yapmadı. Banvit haftanın sürprizine imza attı Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek ve Türk Telekom'un çıkışına da Darüşşafaka tekfen dur dedi. Haftanın açılışında Beşiktaş Sonpo Cepen adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'la karşı karşıya. Hava atışı ile birlikte mücadeleye başlıyoruz. Phil Pressey. Ivan Buva perdeye gelmişti. Buva dışarıya çıkardı. Erkan Veyseloğlu ayağı çizgide. İki sayılık isabet Erkan'dan. Mitchell Wilbekin. Araya girdi Jason Rich, topu çaldıktan sonra smacı da vuruyor tek elle. 22 sayıyla maçın en skoreriydi Jason Rich. Alp Karahan iki kişi arasından çıktı. Alp Karahan çembere gitti, sonuç aldı. Sezonun sürpriz isimlerinden Alp Karahan. Mitchell Wilbekin. Kelsey Barlow yeni transferlerinden Sakarya'nın uzaklardan üçlüğü yolluyor. 5 sayı 6 asistle bitirdi maçı Kelsey Barlow. Top bir kez daha onun ellerinde. Kelsey Barlow'un asistlerinden birini izliyoruz. Mitchell Wilbekin orta mesafeden isabeti buldu. Joe Alexander. İçeride Joe Alexander. Pozisyonu bitirdi. Alp. Alp Karahan içeriye bıraktı. Çok güzel bir asist izliyoruz Alp'ten. TK Edogi sayı çıkardı. Ivan Buva. Erkan'a bırakıyor, blok geldi. Kelsey Barlow oraya yetişti. Junior Etu. Kelsey Barlow. Mitchell Wilbekin 3 sayılık atışı. Mitchell Wilbekin. 15 sayıyla o da takımının en çok skor bulan oyuncusu. Ivan Buva. Buva içeriye daldı. Ivan Buva. 18 sayılık katkıyı da Buva'dan aldı Beşiktaş Sonpo Cepen. Robin Benzing geçiş oyununda üçlüğü gönderiyor. Robin Benzing 31-31 skora dengeyi getirdi. İlk yarıda son anlar. Phil Pressey. Buva'ya bıraktı. İki kişi onu durdurmaya çalışıyor ama yeterli değil. Jason Rich. Top kaybının kıyısından döndü. Ivan Buva bir de üçlük deniyor. Son saniyelerde bunda da isabet var. Buva içeriye bırakmak isterken top kaybı. Kelsey Barlow, Junior Etu yanında. Junior Etu. Double double yaptı. 13 sayı 11 reboundla Junior Etu. Wilbekin. Wilbekin çembere gitti. Çok zor bir basket. Mitchell Wilbekin'den. O da Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ısınıyor. Yavaş yavaş. Jason Rich orta mesafeden isabeti buldu. Farkı açıyor. Üçüncü çeyreğin sonuna doğru Beşiktaş. Ivan Buva dönerek atışı isabetli. Samet Geyik. Üç kişi çevreledi onu. Robin Benzing'den ekstra pas. Jason Rich. Üç sayılık atışta. Şans da yanında. Kenan Sipahi. Robin Benzing önündeki boşluğu kullandı. Samet Geyik'e asist yapıyor. Robin Benzing. Jason Rich. Ozan Bulkaz oyuncularını uyarıyor. Jason Rich'ten Samet Geyik'e bir servis daha, basket faul. Jason Rich'in ellerinde top yine. Alp'in üzerine gitti. Topu kurtardı. Sayıyı da çıkardı oradan. Jason Rich. Maçın en etkili ismi. Son 2,5 dakikaya girilirken 11 sayılık Beşiktaş Sonpo Cepen üstünlüğü Mitchell Wilbekin direnmeye devam ediyor. Phil Pressey şak bir pas. O pası asiste çeviriyor Jason Rich. Maçta artık son anlar. Beşiktaş Sonpo Cepen bu hücumdan sonuç alamıyor ama 77-65 karşılaşmayı kazanıyor. Maçtan önce iyi çalıştık ve maçın temposuna ve ritmini çok iyi konsantre olmuştuk. Çünkü bizim için zor bir takımdı, tehlikeli bir takımdı. İyi antrenmanlar yaptık ama bu her zaman böyle olmaz. Saha içine maça yansıtamayabilirsiniz. Sonra şunu söyleyelim, Sakarya iyi bir takım.
iyi bir baskı altında oynayabiliyorlar. Zaman zaman düşüş yaşadık ama netice olarak şunu söylemeliyim ki agresif bir savunma yaparsak oyunu kontrol ediyoruz. Çok iyi galibiyet bizim için. 2 haftadır maç oynamıyoruz. 65 sayıda bıraktık böyle bir atletik takımı 4 periyotta, önemli bir şey bu. Benim kişisel performansım takıma benziyor. Benim takım arkadaşlarım çok iyi işler yaptılar. Benim için her şeyi kolaylaştırdılar ve ben de o sayede daha iyi oynadım. Galatasaray Aral Üniversitesi Büyükçekmece'yi konuk ediyor Sinan Erdem Spor Salonu'nda 14. haftada. Hava atışıyla mücadeleye başlıyoruz. İlk top Büyükçekmece'de olacak. Matt Taibbi. Araya girdi Göksel'in Köksal. Göksel'in bir anda hızlanıyor. Hızlı hücumu turnikeyle bitirdi Göksel'in. Devon Williams, Matt Taibbi'yi güzel gördü. Uzundan uzuna pasla sonucu aldı Büyükçekmece. Nigel Hayes. Zach August yeni saç stiliyle parkede oda. Top çembere değmiyor. Hayes kurtardı. Göksel'in Köksal ondan Zach August'a sekti. Hatasını telafi etti bir anlamda Zach August. Kenny Hayes baktı çembere, üçlü yolluyor. 20 sayı 5 asist Kenny Hayes'den maçta. Göksel'in Hayes'e karşı fizik üstünlüğünü kullanmaya çalıştı. Aaron Harrison'a çıkardı. Harrison üçlüyü gönderiyor. Kenny Hayes içeriye daldı, dengeli atışı buldu, zor pozisyon. Ama bitiriyor Kenny Hayes. Nigel Hayes bıraktı. Zach August bir darbe aldı orada, hızlı hücum şansı. Lobuchar, büyük mücadele var. Danny Gibson kurtaramıyor. Can Korkmaz araya girdi. Zach August, Zach August oyuna devam ediyor. 18 sayıda Zach August'tan karşılaşmada. İçeride Devon Williams yine double-double yaptı. 24 sayı, 14 rebound, 6 da asisti var. Özel bir maç yine Devon Williams'tan. Kenny Hayes kaçırdı hücum reboundu, sonrasında boş smaç Devon Williams'tan. Uzaklardan Osiris Selvidge üçlüyü yolladı. Devreye 45-45'lik skorla gidecek ekipler. İkinci yarıdayız. Aaron Harrison sol forvetten üçlüyü gönderiyor süre dolarken. Zach August, yaka Klobuchar'a. Klobuchar içeriye daldı. Çok çabuk basketi yaptı orada yaka Klobuchar. Hayes, Can Korkmaz'a. Arapovic'in perdesi vardı. Nigel Hayes, 3 sayılık atışında isabet var. 27 sayı, 11 rebound Nigel Hayes'ten bu karşılaşmada. Klobuchar. Ty Webster bugün kadroda olmayan yabancısı Galatasaray'ın. Yaka Klobuchar onu aratmıyor. Üçlüyü yolluyor. Maçı da 93-85 kazanacak Galatasaray. Nigel Hayes içeriye daldı. Zach August'a pası. Çok rahat bir smaç geliyor Zach August'tan. Maç sona eriyor. Evet koç, bu maçla ilgili çok telekom maçından sonra çok iyi bir değerlendirme yaptı ve bu maçla ilgili biz de çok basit şeyleri uyguladık. Çünkü Türk Telekom maçı çok serbest atış kaçırmıştık. O maçı çok etkilemişti. Bugün neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk. Kazanmak istiyorduk ve daha iyi bir noktaya ulaşmak istiyorduk. Bunu da başardık. Ya maçtan önce de söylemiştim. Büyükçekmece gerçekten çok tehlikeli bir takım. Baktığınız zaman yabancıları da gerçekten çok kaliteli. İlk yarı maçı koparamadık. İkinci yarı da aslında hep maçın içindelerdi. Sonunda sayı da önemli ama sayı diferansını daha da iyi koruyabilirdik. Çok basit foller yaptık. Ama neticesinde de kazandık. Şimdi Antep maçımız var. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. Amacımız Türkiye Kupası'nda o kupayı almak. Tabii ki de bu kolay olmayacaktır ama gidebildiğimiz yere kadar Türkiye Kupası'na gidip taraftarımızla beraber kenetlenip kupayı almak istiyoruz. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'deki Bayern Münih galibiyeti sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk oluyor. İlk top İBB'de olacak.
Yalnızca 2 galibiyetle ligin dibinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Damian Kulik. Simon arkasında kalmaya çalıştı. Mehmet Yağmur sağ dipten cezayı kesiyor üçlükle Mehmet Yağmur. Kulik. Luka Babic. Semih Erden'e bıraktı. Luka Babic'ten şık bir asist Semih'e. Maçın başında daha etkili olan taraf İBB Kronoslav Simon üçlüğü gönderdi. To Holloway. Mehmet Yağmur bir üçlük daha bunda da isabeti buluyor Mehmet Yağmur. Jordan Minchev. Rock Motum'un üzerinden sayı aradı. Mehmet Yağmur bu kez şut kullanmadı. 3 saniye hücum süresinin dolmasına Mehmet Yağmur o kaçırdı. Takip smacı Luka Babic'ten. Semih Erden. Top kaybı. Doğuş Balbay'dan Rock Motum'a. Motum bir anda hızlandı. Hızlı hücumu smaçla noktalıyor. Burhan Tuncer'den Doğuş Balbay'a. Doğuş orta mesafeden şutunu buldu. İsabette geldi. Doğuş, Burhan Tuncer. 3 sayılık atışı kaçtı. Doğuş Balbay hücum reboundu ve basket. Burhan Ryan Dunstan'a bıraktı. Rock Motum. Top kaybı. Mehmet Yağmur aldı şimdi. Mehmet Yağmur Jordan Minchev'e bırakıyor. Çek bir smaç Jordan Minchev'den. Kulik. İçeriye indirdi Semih. Ryan Dunstan'ın üzerinden oynuyor Semih Erden. Üçüncü çeyreğin başında bu smacı yaptı. Efes'ten yine top kaybı. Luka Babic çembere uzandı smacı vurdu. 19 sayı 6 rebound. 7 asist Luka Babic'ten. Rock Bottom tepede boş kalmıştı. Üçlüyü yolladı. To Holloway. Ramazan Tekin Jordan Minchev'i güzel görüyor. Minchev de ikramları geri çevirmiyor bu maçta. Kulik, Minchev'e, Jordan, Minchev bir smaç daha. Mola geliyor Ergin Ataman'dan. Kronoslav Simon, Dunstan'ın perdesini kullandı. Üçlüğü yolluyor. İkinci yarıda, hatta son çeyrekte açılıyor Kronoslav Simon. Tam 31 sayısı var. Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyer rekorunu kırıyor. İBB karşısında bir üçlük daha yine Simon'dan. Simon bu bölümde çok çok etkili. Bir üçlük daha yolladı. Kurtarıcı rolüne soyunuyor. Kronoslav Simon Dunstan bloğu yaptı. Doğuş Balbay hızlı geliyor Doğuş. Simon'u gördü. Kronoslav Simon boş üçlük. Bunda da isabet var. Adeta galibiyeti Simon hediye ediyor. Anadolu Efes'e bir üçlükte Vasilije Micić'ten. 93-80 mücadeleyi Anadolu Efes kazanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlansa da. Şimdi tabii konsantre olmak kolay değil. Daha bir gün önce yani bir antrenmanla çıktık buna. Zor bir Euroleague maçı oynadık, çok tempolu. Yorgunluk da var tabii, biraz konsantrasyon da var. Sonuçta İBB takımı ligde son sıralarda olan bir takım. Onun için de iyi başlamadık. Savunma yapmayınca da bu sefer yani rakip takım atıyor, boş atınca da soktu, öne geçtiler. Ama iyi reaksiyon verdik. 11 sayı geri düştük 3. periyotta. İyi reaksiyon verip maçı çevirmesini bildik. Tabii bunda Simon çok iyi bir performans gösterdi. Dış atışlarda bugün bir türlü isabet sağlayamamıştık maç boyunca, ama daha sonra son periyotta özellikle Simon'un atışlarıyla maçı kopartmayı başardık. Ben kendimi çok öne çıkarmak istemiyorum. 31 sayı attım ama oyundan çok memnun değilim. Neredeyse tüm maç kötüydük. Maçın sonunda maçı kazandıracak performansı sergileyebildik. Nasıl istedilerse öyle skor buldular. Biz savunmada çok caydırıcı olamadık tabii. 2 gün önce bir Euroleague maçı oynamıştık ama bu performanstan mutlu olamayız. Haftanın en keyifli maçlarından biriyle devam ediyoruz. Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya. Can Uğur Öğüt, Robert Carter'ın üzerine gitti. Jamal Higgins'e yardım getirmişti ama Can sayıları buluyor burada. Higgins, Tony Ecekiri arkasında. Nefis bir pas Jamal Higgins'ten Edgar Asceliones'e. Afyon Belediyespor'da bu maç öncesinde Marcos Knight ve Tyrese McGee'nin ayrılıkları var. Sharunas Vasilievskas üçlüğü gönderdi.
Dar bir rotasyonla oynamak durumunda. Koç Can Sevim'in öğrencileri Tony Ecekiri. Orada Orhan Acıyeva tamamlıyor. Can Uğur Öğüt. Doğan Şenli'nin perdesi vardı. Shaq McKissick çembere bakıyor. 3 sayılık atışında isabet var. İlk çeyrekte farkı açıyor Gaziantep basketbol. Bir de top kaybı. Shaq McKissick açık alanı çok seven bir oyuncu. Burada da smaçı vurdu. Shaq McKissick böyle yükseliyor. Klasik smaçlarından birini yaptı. Cevher Özer Orhan'ın üzerinden sayıları buldu. 19 sayıyla yine takımını skorda taşıdı Cevher Özer. Can Uğur Öğüt, Cekiri'nin perdesi. Ona bıraktı şimdi Tony Cekiri. 20 sayı Tony Cekiri'den. Can bir kez daha Tony Cekiri'yi buldu. Shaq McKissick, Can Uğur Öğüt tepede 3 sayılık atışı süre dolarken isabetli. 14'e çıkıyor fark. Vasilyauskas. Şarunas Vasilyauskas camdan yardım aldı, kaçırdı. Tony Cekiri tamamlıyor. Vasilyauskas, Phil Green, zor üçlük, isabet var bunda da. İkinci yarıya büyük avantajla başlıyor skorda Gaziantep basketbol. Cevher Özer bir kez daha Orhan Acıyeva'nın üzerinden skoru üretti. Robert Carter, Altan Erol, 3 sayılı katışı tepeden isabetli. Earl Callaway topu az daha çalacaktı. Şimdi Serkan Menteşe'ye geliyor. Serkan'dan Cevher'e, Cevher Özer el üzerinden üçlü isabetli. Son bölümde 17'ye 0'lık bir seri yakalıyor Afyon Belediyespor. Tony Cekiri Gaziantep basketbolu ayakta tutuyor. Cevher Özer bir kez daha çembere baktı, bir üçlük daha. Earl Callaway'den Cevher'e, Cevher Özer çok etkili olmaya devam ediyor. Fark giderek eriyor. 59-64. Salon da biraz daha havaya girdi. Earl Callaway basket foul. Afyon Belediyespor geri dönüyor maçın son çeyreğinde. Earl Callaway bir adım geri çekildi. Üçlü isabetli değil ama hücum reboundu Robert Carter'dan pozisyonu zorluyor. Farkı ikiye indiriyor Robert Carter. Son 33 saniye. Serkan Menteşe. 8 saniye. 2 sayıyla geride Afyon Belediyespor. Serkan Menteşe turnikeyi bıraktı. 66-66. 4 saniye kala eşitlik var skorda. Uzatmaya gidiyoruz. Son hücumu değerlendiremiyor Gaziantep basketbol. Vasilyauskas. Uzatmada biraz daha açılmışa benziyor Gaziantep basketbol. Can Uğur Öğüt, Tony Cekiri, Cevher'le kaldı. Basketi yaptı orada. Son anlar Tony Cekiri. Blok var Jelionis'ten. Earl Callaway. 10 saniye. Bir kez daha uzatmaya gitme şansı şimdi Afyon Belediyespor için. Robert Carter 3 sayılık atışı kaçtı. Rebound alıyor Afyon Belediyespor ama burada da isabet yok. Uzatma sonucunda 73-71 Gaziantep basketbol kazanmayı başarıyor. Şu maçı kazanmak başlı başına iyi bir şey. Böyle karşılaşmalarda özellikle 30 dakika çok iyi performans gösterdiğiniz bir karşılaşmada son periyodu çok kötü oynayabiliyorsunuz ve bunu ben anlayamadım. Çok fazla reaksiyon veremedik. Savunmada düştük. Onlara şut imkanları tanıdık. Ama sonrasında da maçı kazandık. Türkiye Kupası'nın olmamız çok önemli. Çok iyi bir şey. İlk yarıyı iyi bitirmiş oluyoruz böylelikle. Fena oynamadık. İyi oynadığımız birçok karşılaşma oldu. Ve bu bizim adeta ödülümüz oldu bizim için. Galatasaray'a karşı da iyi bir performans ortaya koyup kazanırsak çok iyi bir şey olmuş olacak. Ya öncelikle biz bu maça hazırlığımız bambaşkaydı. Tabii bizi son anda yarı yolda bırakan oyuncularımızla bir sistem, bir işte oyun planımız vardı.
Onlar bir anda bizi bu şekilde maça da iki gün kala yalnız bırakınca bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldık. Yani alışık olmadığımız şekilde düzenimizin dışına çıkarak bir basketbol oynamak zorunda kaldık. Ve bu bize ilk yarıda çok pahalıya mal oldu. Yani istediğimiz oyunu bir türlü sahaya koyamadık. Çünkü böyle bir oyunu hazırlığımız yoktu ne yazık ki. Ama ikinci yarıdan itibaren oyuncularım ne olursa olsun vazgeçmediler. Mücadeleyi bırakmadılar. Son aldığımız işte dördüncü periyodu 7 dakika vardı galiba. Mola esnasında da aynı şey dedim. Biz bu maçı getiririz dedim. Yani birkaç dakika içerisinde 10 sayı altına düşürürsek biz bu maçı bir maça ortak oluruz dedik. Kaldı ki olduk yani. Uzatmaya gitti maç. Uzatmada da sonunda da kazanabileceğimiz top da geldi. Ne yazık ki sonu şanssızlık oldu bizim açımızdan. Yani o son üçlüyü sokmuş olsaydık belki bu anda biz sevinen taraf olabilirdik. Mutlaka bir takviye yapmayı düşünüyoruz biz. Yani bizim böyle bir bizim kendi isteğimizin dışında gelişen olaylar. Yani bu oyuncular sadece daha iyi teklif buldular diye kontrattaki işte kaçamak noktaları kullanaraktan kontratlarını feshettiler. Yoksa bizim herhangi bir şekilde maddi olarak bunları sağlayamadığımız vesaire için değil, sadece daha iyi teklifleri olduğu için gittiler. Şimdi mutlaka onların yerini yeni oyuncularla dolduracağız. Bilirsiniz bu tür maçlar zordur. İç saha maçları ve özellikle rakibimizin çok fazla problemi vardı. Ve bu problemler bazen kimyaları arttırır takım içindeki. Daha fazla mücadele ederler çünkü. Biliyorsunuz sezonun başında en büyük hedefimiz bizim Türkiye Kupası'na katılmaktı. Hala çok büyük bir şansımız var ve Galatasaray'a karşı kazanırsak harika olur. Pınar Karşıyaka için ilk yarının son mücadelesi Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyorlar. Bu sezon hiç deplasmanda kazanamadı Bahçeşehir Koleji. Karşıyaka ise son 5 maçında 4 yenilgi aldı. Güzel bir pas Manny Harris'e. Manny Harris kendi reboundunu çıkartıyor oradan. 27 sayıyla takımının en skoreriydi. Yeni transfer Manny Harris. Andrew Otins. Bir başka yeni transfer bir Birkan Batuk karşısında Karşıyaka'nın yeni ismi. Onun üzerinden üçlüğü buldu Rotins. İlkan Karaman'dan Asen Marey'e. Marey çok şık döndü. Smac'ı vuruyor. 32 sayı 11 rebound. Onu durduramadı Bahçeşehir Koleji uzunları. Manny Harris topu çalıyor o kalabalıktan. Harris bıraktı. Kolomun üçlüğünde de isabet var. 3 sayılarda etkili oluyor maçın başında Bahçeşehir Koleji. Harris Berk Uğurlu'nun üzerine gitti. DJ White'a bırakıyor. White sayı buldu. İlkan Karaman topu çaldı. İlkan Berk'e, Berk Uğurlu. Berk Uğurlu hızlı hücumu turnike ile bitirdi. 18 sayı, 5 asist var Berk'ten gelen. Bench'ten geldi. Müthiş bir katkı yaptı takımına. Berk Uğurlu yine. Pası bırakıyor hemen Erdi. Gül Aslan onun turnikesi isabetli. Can Altıntı pas ve 2 sonrasında turnike. Can Altıntı. Marey'nin üzerine gittiği Can Altıntı'dan bir turnike daha geliyor. Oyuna girdiği bölümlerde çok etkiliydi Can Altıntı da. Berk Uğurlu bir kez daha arada. Berk Uğurlu turnikeyi bırakıyor. Andrew Otins. Berk top yine onda kaldı. Sek Henry'e bırakıyor. Sek Henry içeriye daldı. Hızlı hücumu bitirdi. Manny Harris son saniyede üçlüğü gönderiyor Manny Harris. Özhan Çılgın hiç memnun değil bu isabet sonrasında. Irving Walker. Irving Walker şu üçlüğü yolladı. Yay gerisinden çok iyi başlayamadı maça Pınar Karşıyaka ama Irving Walker devre sonunda üçlükleri arka arkaya yolladı. Asen Marey'i içeride bitiriyor. İkinci yarısındayız maçın. Kolom. Köşede Andrew Otins bomboş cezayı kesti. Boş bırakmak istemeyeceğiniz şutörlerden birisi Andrew Otins. Kolomdan Manny Harris'e. Manny Harris bir kez daha Andrew Otins'i buldu. Otins üçlüğü kaçtı. Harris hücum reboundu. Sonrasında DJ White'a asisti.
Berkuğlu bir top daha çalıyor. Birkan Batua, Birkan hemen çembere fırladı. Runike'yi bıraktı, o da eski takımına dönüyor. Berk, Birkan'a, Birkan 3 sayılık atışında da isabet var. İlk maçında önemli katkı veriyor Birkan Batuk. Zach Henry, Berkuğlu bir üçlükte ondan. Perimetrede açılıyor. İkinci yarıda Pınar Karşıyaka %44 ile üçlük attılar maç boyunca. Zach Henry tepeden çok zor bir üçlük. Bu da isabetli. DJ White. Onun üçlüğü, bir de faul var. Son bölümde ama farkı artırıyor Pınar Karşıyaka. Birkan Batuk atmaya devam ediyor. Birkan Batuk. İyi bir ilk maç. Onun adına da basket faul Zach Henry. Son bölümde iyice rahatlıyor Pınar Karşıyaka. Zach Henry çok çok uzaklardan el üzerinden. Pınar Karşıyaka ilk yarıyı galibiyetle noktalayacak. Buradan da sayı çıkıyor. 103-77. Pınar Karşıyaka kazanıyor ve Türkiye Kupası'nda yer almak için umutlarını da bir şekilde devam ettiriyor. Yani fark olmasından çok bizim sahada verdiğimiz mücadele çok önemliydi. Bugün taraftarımız da çok ciddi desteği vardı. Onlarla beraber sırt sırta verdik. Bugün kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Teşekkür ederim çok. Sağ olun. Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle savunma kısmında. Bahçeşehir çok iyi oyunculara sahip. Hem Türk rotasyonu hem yabancı olarak iyi de gidiyorlar. Hatta playoff odasındalar. Bizim de bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı açıkçası. Geçen hafta çok kötü kaybettik Efes'e deplasmanda. Seyircimizi bir telafi ettirmek açısından çok önemli bir maçtı. Çok da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım olarak oynadık, mücadele ettik ve kazandık. Mutluyuz. Fenerbahçe Beko son yıllarda en çok zorlandığı deplasmanda Bandırma'da Bamit'le karşı karşıya. Mücadele başlıyor. Joffi Lovern aradan güzel gördü Gigi Datome'yi. 4-0 ile girdi maça Fenerbahçe Beko. Gary Neal'dan Alex Perez'e. Neal bir kez daha aldı, orta mesafeden sayı çıkartıyor. Top kaybı Fenerbahçe'den. Mackenzie Moore, Datome'nin yanından geçti Mackenzie Moore. 8-0'lık Bamit serisi. Rıdvan Öncel dışarıya çıkardı, DJ Shelton'dan üçlük. Yeni koçu Hakan Demir'le geçen hafta Sakarya'yı mağlup etmişti Bamvit. Burada da çembere gidip sonuç alıyor Alex Perez. Gary Neal ayağı çizgide, isabet var. O da takıma biraz daha alışmış gibi gözüküyor. Niccolò Melli. Kostas Lucas. Lovern yanında. Joffi Lovern'i gördü. Son saniyede atışı yaptı Lovern, ardından kendi topunu tamamlıyor. Top kaybı Mackenzie Moore'dan. Gigi Datome, Joffi Lovern'i gördü. Lovern smaçladı. Hakan Demir'den moda geliyor. İlk yarıda yalnızca 20 sayı bulabildi Fenerbahçe Beko. Melli. Üçlüğü kaçtı. Lovern kazandırıyor takımına Datome. Niccolò Melli iki hamlede kontrol etti, bu kez kaçırmıyor. 22 sayı Niccolò Melli'den maçta. Rıdvan Öncel içeriye daldı, turnikeyi bıraktı. Bamit maçı bırakmıyor. Melih Mahmutoğlu, Bobby Dixon uzaklardan üçlüğünde isabet var. 16 sayı 5 asiste Bobby Dixon'dan maçta. Melih. Bobby aldı. Joffi Lovern paralelinde. Bobby Dixon ters turnikesi kaçırdı. Ama çembere bir müdahale var. Sayı geçerli. Bobby Dixon son saniyeler 3. çeyrekte. Dixon tek başına gitti. Buradan da sayıyı buluyor. Fenerbahçe Beko son çeyreğe önde başlayacak. Datome top kaybını yaptı Rıdvan Öncel. Rıdvan kendisi gitti çembere. Basket faul. Faul yapan Kostas Lucas. Jelko Bradovic de Gigi Datome'ye kızıyor.
O pasından sonra Rıdvan içeriye girdi. Yine sonuç alıyor Rıdvan Öncel. Mackenzie Moore, Melih Ara'ya girmeye çalıştı. Gavin Neal'a sekti top. Gavin Neal 3 sayılık atışı. Gavin Neal'dan kritik isabet. Geri geliyor Banvit. Alex Perez. Kritik üçlük. Öne geçirdi takımını Alex Perez. Alex Perez. Lovern'in üzerine gitti. Tepede Mackenzie Moore. Jordan Morgan'a nefis bir asist. Mackenzie Moore'dan. Perez. Morgan'ın perdesi. Alex Perez onunla oynadı. Jordan Morgan. 20 sayı 8 rebound Jordan Morgan. Banvit'in en skoreri. Son 1,5 dakika karşılaşmada. Lucas. Lovern'den Bobby Dixon'a. Tekrar Joffy Lovern alıyor. Krizi biraz olsun gideriyor Fenerbahçe Beko'da. Datome kaçırdı serbest atışı. Son dakikanın içerisindeyiz. Bobby Dixon. Nicolò Melli 3 sayılık atışı. Nicolò Melli. 62-62 yaptı skoru. Nicolò Melli'nin üçlüğü. Mola Hakan Demir'den ve Melli'nin sevinci ekranlara yansıyor. Alex Perez. Perez daldı içeriye. Gavin Neal turnikesi kaçtı. Jordan Morgan doğru zamanda doğru yerde bir kez daha. 66-64 son top Fenerbahçe'nin elinde. Nefis bir asist Gigi Datome'den Joffy Lovern. 5 saniye kala eşitliği yakaladı ve maç uzatmaya gidiyor. Haftanın uzayan ikinci karşılaşması bu. Mackenzie Moore çembere gitti. Banvit uzatmada da etkili, yıkılmıyorlar. Gavin Neal. Morgan içeride Lucas'la kaldı. Gavin Neal bir adım geriye. Step back üçlüğü yolluyor Gavin Neal. O da sezon ortasında takıma katılmıştı. En etkili performansını ortaya koyuyor. Nicolò Melli ise Fenerbahçe Beko'da atmaya devam ediyor. Ancak Fenerbahçe Beko'da geri dönüş çabası yeterli olmuyor. 83-78 Banvit haftanın belki de sezonun şu ana kadarki en büyük sürprizine imza atıyor. Ya bir kere her şeyden önce tabii Banvit'in tekrar bu sahada bu seviyelerde maç oynaması, tekrar lige geri dönmüş olması bir kere lige çok önemli bir renk getiriyor. Bir kere buradan başlamak lazım. Tabii bunu hele Fenerbahçe gibi bir takımı burada yenerek tekrar ligin içine girmiş olması daha büyük bir olay. Gerçi geçmiş senelerde de Banvit'in burada Fenerbahçe'ye karşı galibiyetleri herhalde yazıldığında burada önemli galibiyet sayısı var. Biz de bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz tabii. Netice olarak Fenerbahçe çok iyi bir takım. Tabii ki çok yorgun bir süreçten geliyorlar. Yani bu tip takımları yenmeniz için sizin işte çok iyi savunma yapmanız lazım. Onların da bir seviyede biraz aşağıda olması lazım. Bunların hepsi bir araya geldi. Biz de gerçekten normal zamanda da maçı kazanmamız hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ama uzatmaya gitti. Orada tekrar kazandık. Tabii bu çifte mutluluk oldu benim için. Yani bir koç olarak. Yani uzun da bir antrenman, son 5 dakika ekstra bir antrenman da yapmış olduk. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi yendiğimiz için çok mutluyum. Onlar da müthiş bir mücadele verdiler. Maçın içinde yaptıkları bazı setlerde vesaire gerçekten müthiş oynadıklarını görüyorsun. Ama işte biz de savunmayla maçın içinde kalıp bir takım ekstra atışlarla maçı kazanmayı bildik. Neticede bizim için büyük bir galibiyet. Takımı, kulübümü, buradaki taraftarları, herkesi gerçekten kutluyorum. Müthiş bir atmosfer. Banvit bu ve inşallah hep bu seviyelerde kalarak uzun yıllar bu lige renk katmaya devam edecek. Yani tabii benim için bir motivasyon. Yani geçen sezon, bir sezon maçları televizyondan seyrettim. Şey olmadı, bir teklif gelmemişti. Maçları televizyonda çok iyi seyrettim. Yani Fenerbahçe'yi de çok iyi inceleme imkanı bulmuştum. Bunu hayal ediyordum. Burada da gerçekleştirmiş oldum. Son iki hafta gerçekten çok iyi antrenman yapıyorduk. Her gün, günde iki defa jime girdik, her şeyi yaptık. Hepimizi doğru olarak hazırladı koç. Ve biz de onu bizden istediğini yaptık. Bobby harika bir oyuncu. Ona kesinlikle saygısızlık yapmak istemiyorum. Ne zaman sahada olsam
Onun gibi ben de sadece kazanmak istiyorum. Hiç kimseden geri adım atmam. Sezonun ilk yarısında hayal kırıklıkları yaşadık ama söz veriyorum daha iyi mücadele edeceğiz, daha iyi çok çalışacağız. Bütün maç boyunca savaştık, beraber savaştık. En önemli şey buydu. Onlar Avrupa'nın en iyi takımı. Onlara çok büyük saygımız var. Bazı anları olacağını biliyorduk, iyi işler yapacaklarını biliyorduk. Ama sürekli olarak kendimize güvenimizi sağladık ve maç boyunca sert olduk. Bu aslında tamamen bir takım eforuydu. Herkes öne çıktı. Alex yaptı, Gary yaptı, McKenzie yaptı, ben yaptım. Herkes elinden geleni yaptı, o doğru anı yakaladı. Ve sürekli olarak takım eforu olarak bunu yaptık. Ve sonuçta da bu sonucu aldık. Yeni bir yıl aslında bu. İki galibiyet aldık üst üste böylece. Ve böylece işleri tersine çevirebiliriz. Bir araya gelip mücadele etmeye devam etmemiz lazım. Gerçekten güzel bir maçtı. Belki de Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık. Zor bir maçtı. Çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Uzatmaya kadar gittik. Ve sonunda maçı kazanmayı başardık. Play a good team, a great team like Fenerbahçe. They're going to make runs. They're going to make it hard for you. But as a team and individuals, you just have to, you know, be mentally strong and stick with it. And collectively as a team, everybody was able to do that. That's why we're able to win. We're not looking at the past. We're 2-0 in the Turkish league since we got a new coach. Yeni bir antrenörümüz var. So we're taking it one day at a time, one practice at a time, one game at a time. And we're trying to build something really good here. Ve güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen Türk Telekom'u konuk ediyor. Son haftaların çıkıştaki ekibi Türk Telekom, Ayhan Şahenk deplasmanında. Vladimir Stimac. Sivil Lannisburg üçlüyü yolladı. Ligin en skorer ismi konumunda. Sivil Lannisburg bu maçta da 26 sayı bıraktı rakip potaya. John Dibbler bir üçlükte ondan. İki takımdan gelen toplam 29 üçlük var bu karşılaşmada. Yunus Sonsırma üçlük yağmurunda. O da bir pay alıyor. Tony Douglas. Emircan perdeye geldi. Uzaklardan, o perdeyi kullanmadan üçlüyü gönderiyor. Tony Douglas. John Dibbler. Jeremy Evans elinden kaçırdı. Topu kurtarıyor yeniden. 4 saniye kala 3 sayılık atışı isabetli. 20 sayı 13 reboundla double double yaptı Jeremy Evans. Painters Evans'a çıkardı. Jeremy Evans sağ forvetten üçlüyü gönderdi. Reggie Redding, Ender Arslan bir pas ve iki kendi şutunu yarattı, üçlüyü yolluyor Ender'de. Mike Lerick, Jeremy Evans maçla bitirdi. Lannisburg, Kenny Gabriel önünü açtı, üçlüyü yolluyor Kenny Gabriel'da. 12 sayı buldu ondan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu. İkinci yarıda da üçlükler gelmeye devam ediyor. John Dibbler, Jeremy Evans aldı. Onun pasında smacı yaptı. Reggie Redding hemen Lannisburg'u gördü. Lannisburg smaçla bitirdi. Doğuş biraz geç kalıyor. 60-58 Türk Telekom üstünlüğü. Mike Lerick içeride istedi. Aldı topu Mike Lerick. Kaya'nın yanından geçip smacı yaptı. Ender, Lannisburg, önü açık, Michael Eric'ten blok var. John Dibbler, Kartal Özmızrak, Jeremy Evans'ı gördü, çok çabuk hızlanıyor Jeremy Evans. Son çeyrekte skor hala dengeli, Metin'den TJ Campbell'a, TJ Campbell'dan da üçlük. Kartal, tepede Kartal Özmızrak üçlüyü yolluyor. Mola geliyor koç Burak Gören'den. Kartal Özmızrak. Mike Lerick yüksekte perdeye geldi. Kartal süre dolarken bir üçlük daha. Ondan da 11 sayılık katkı aldı. Darüşşafaka Tekfen. Mike Lerick burada Ender'i itiyor. Ardından Metin Türen'e bir kafası var. Oyundan ihraç edilecek. Mike Lerick.
yaptığı hareketlerden dolayı maç sonrasında özür dilese de bir ceza bekleniyor Michael Eric için. Metin forvetten üçlüğü isabetli. Ama son bölümde Darüşşafaka Tekfen önde kalıyor karşılaşmada. John Dibbler 3 sayılık atışında isabet var. Selçuk Ernak Daçka ile ligde kazanmaya devam ediyor. Daçka maçı 94-87 galip tamamlıyor. Biz maçın başında bir kere planladığımız savunmayı hiç yapamadık. İlk periyotta 25 sayı yedik. Evet, üçlükler soktuk, hatta ikilik yüzdemizden çok daha yüksekti. Bu bizim istediğimiz bir portre değil. Ama ikinci periyodun özellikle ilk 6 dakikasında nasıl savunma yapmamız gerektiğini hatırladık. Son 4 dakikasında 14 sayı yemiş olmamıza rağmen soyunma odasına bunun üstünden geçtik. Dolayısıyla 3. ve 4. periyotta bench'ten gelen özellikle Kartal'ın, Muhammed'in katkılarıyla maçın ibresini kendimize çevirdik. Tabii burada maçtan atılana kadar Michael Erin yaptığı savunmanın da çok önemli bir payı var. Arzu ettiğimiz şekilde içerisini bir duvar gibi kapattı. Maçtan çok benim konuşabileceğim, şimdi bir tane oyuncumuz atıldı. Biz maç takvimi çok yoğun bir takımız. Yine 10 günde 5 maçımız var. Hatta 14 günde 6 maçımız var. Bunlarla alakalı sonucu bekleyeceğiz. Ve sahada kalacak oyuncularımızdan bizle beraber olmayacakların yerini tamamlamasını arzu edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Takım olmak bunu gerektirir. Bunu beceremiyorsak zaten o zaman bu galibiyetin de bir manası yok. Maçın başından beri zaten 2 gündür konuşuyoruz. Bu maç bizim tek şansımız var Türkiye Kupası'na katılabilmek için. Önümüzdeki 2 maçı kazanmaktı. Telekom maçına da böyle hazırlandık. Maçın başında tabii istediğimiz gibi başlayamadık ama onun dışında ikinci periyot özellikle müdafaada ilk 4 dakika 6 sayı yedik. Bu çok önemliydi. İyi bir direnç koyduk. İkinci yarı başladığında tamamen maçın ipleri bizim elimize geçti. Bütün takım olarak maçın öneminin bilincindeydik. Ona göre oynadık. İyi de maç oynadığımızı düşünüyorum. Ya sonunda olan bir gerginlik keşke olmasaydı. Sonuçta hepimiz burada spor yapıyoruz. İstemediğimiz görüntüler. Karşı takımda arkadaşlarımız, abilerimiz. Bizim takımdan da hiç kimsenin kötü bir niyeti yok. Onların da eminim ki bir kötü niyeti yoktur. Çok güzel bir maç oldu. Telekom'u da kutluyorum. İnşallah önümüzdeki maçı da kazanıp Türkiye Kupası'na gitmeyi garantileyecek. 14. hafta sonunda oluşan puan durumu ekranlarda Fenerbahçe Beko kaybetse de lider konumda. Anadolu Efes zirve takibini sürdürüyor Türk Telekom'la birlikte. Tofaş bay geçtiği haftada 5. sıraya kadar gerilemiş durumda. İBB 2 galibiyetle son sırada yer alıyor. Darüşşafaka Tekfen, Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece playoff potasını kovalamaya devam ediyor. Haftanın en iyi 10 hareketine bakıyoruz. 10 numarada Serkan Menteşe ve karşılaşmayı uzatmaya götüren bu zorlu turnikesi var. Salonu ayağa kaldırıyor. Gaziantep basketbol mücadelesinde Serkan Menteşe Phil Green'den kurtardı. Öyle bıraktı turnikeyi. Dokuz numara Zach Henry, Alper Özcan'ın savunmasına rağmen uzaklardan hem de süre dolarken üçlüğü gönderiyor. Çok zor bir isabet. Zach Henry böyle buldu isabeti. 8. basamakta Jordan Morgan var. Geoffrey Lover'in arkasında DJ Shelton var. Ondan kurtuluyor ama Jordan Morgan'dan değil. Böyle yetişiyor. Blow yapmak için Jordan Morgan. Yedinci basamakta Osiris Eldridge devre biterken soyunma odasına eşitlikle götürüyor takımını. Devon Williams'tan aldığı gibi çok uzaklardan Osiris Eldridge keskin nişancılığını konuşturdu burada. Altıncı sırada Semih Erden var. Arkasında Bryant Dunstan olmasına rağmen ayak hareketleriyle önünü açtı. Smacı da yaptı. Çok etkili bir savunmacıya karşı güzel bir smaç izletiyor Semih Erden.
5. basamakla birlikte Daçka'nın uzunları sahne alıyor Jeremy Evans'tan. Çok şık bir blok. Ender Aşsan'a böyle yaptı Lou Jeremy Evans. Jeremy Evans Show devam ediyor. John Dibbler topu ona bıraktı. Çizgiden içeriye dalıyor. Eski bir NBA smaç şampiyonu olduğunu her hafta bize hatırlatmaya devam ediyor Jeremy Evans. Team Hudson yanından kıvrıldı. Kendine böyle baktı. 3 numarada bir başka Darüşşafakalı. Reggie Redding'i blokluyor. Mike Lerick. Öyle sert bir blok ki top 3 sayı çizgisinin dışına kadar gidiyor. İki numarada Sam Murray var. DJ White arkasında Marcus Stoddard yardıma geliyor ama döndükten sonra tek elle smacı Sam Murray'nin haftanın iki numarası. Ve zirveye uzanıyoruz. Haftanın en güzel hareketi son saniyede düşerken Gigi Datome'nin yaptığı bu asist. Joffi Loven smaçla maçı uzatmaya götürüyor. Fenerbahçe Beko her ne kadar kazanamasa da Gigi Datome son saniyede harikalara devam ediyor. Ligde ilk yarının son haftasındaki programsa şu şekilde Gaziantep Basketbol Galatasaray'la haftayı açacağız. Tofaş, Beşiktaş, Sonpo, Cepen. Kritik bir mücadele Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya, Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Anadolu Efes, Afyon Belediyespor'la Darüşşafaka Tekfen'se Aral Üniversitesi Büyükçekmece ile oynayacak.